File Güvercinleri kanalından hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Dostlar, bu videomuzda sizlere kuşlarımızı tanıtacağız. Tanıtacağız derken hangisi hangi huya sahip, hangisi nereden geldi? Hazır böyle rüzgarsız bir ortamda yakalamışken, diğer videolarda bayağı rüzgar vardı. Hem sesim anlaşılmıyor hem de düzenli bir video olmamış. Bundan sonraki haftalarda, yani önümüzdeki günlerde farklı kümeslere yöneleceğiz. Eskisi gibi videolar çekmeye devam edeceğiz. Çünkü çok istek var. Bakın kaçak gidiyor bir tane. Şurada. Dön oğlum. Döner misin? Allah'ıma döndü. İşte. Hadi. Video özel kaçak olsun. Ha, şurada geri dönmedi. İçeriden kuş çıkaralım. Genelde hep içeriden kuş çıkartmaya girdiğim zaman o dışarıdaki kuşu kaybediyorum ben. Şurada geliyor. O değil de kuş inecek yer arıyor sanki ya. Ya muhtemelen yankas kuşudur. Böyle değişik uçtuğu zaman bakın gitti, aşağıya gitti. Yankas kuşu dediğim arkadaşlar, evet, rüzgar bağını bekliyormuş. Rüzgarı ben olabildiğince içeriye aldım. Enkaz kuşundan kastım şu, hani şu, bakın aşağıda, şöyle yakınlaştırayım. Eski videolarda beğenler var. Kuzenimin yerini tarif ederken ben kuzenimin yerini buradan gözüküyor. Orada kuşçular vardı, bayağı kuşçular vardı. Karşı tarafta aynı şekilde. Buralar yıkıldı. Yıkılınca da kuşlar ne yaptı? Haliyle sağda solda yatmaya başladı. Teslim olmayan kuşlar var. İşte gidiyorlar bir yerden ekmek buluyorlar. Bir şeyler buluyorlar, yiyorlar arkadaşlar. Hayatta kalıyorlar. Yani tutulamayanlar da gitti başkalarına, işte tutuldular falan. Yani dışarıdaki hayat zor gelen kuşlar gitti başkalarına teslim oldu. Şu kuşlarımız insin. O zaman da bir tanıtım yaparız. Başkalarına tutuldular. Tutulmayan da işte hala böyle sağda solda geziyor. Hatta bir gün şey yaparız. Nasip olursa motorla gezintiye çıkarız. Enkazdan kalan kuşları görüntüleriz. Çünkü şehrin merkezinde bayağı kaçak güvercin var. Teslim olmuyorlar. Helal olsun. Yani ev yıkılmasına rağmen gidip başkasına tutulmuyor. Depremde çok kuş vardı ya. Hatta tutmadık. Evet dostlar, bir taraftan başlamak gerek. İlk Keşbir'le Alaca'yı tanıtalım. Keşbir nerede? Soyak saldırısına uğrayan, Atmaca saldırısına uğrayan. Buradaymış dostlar. Şu Keşbir. Normalde bu Keşbir'le bir tane çakmakla Alaca olacak. Onu da hemen bulalım. Bakın neredeymiş. Bakalım. Şimdi buradaydı. Buradaymış arkadaşlar. Şu arada kanadı beyaz olan, şöyle göstereyim. Hop. Kalktı. Bunların ikisi normalde kankalar. Yani birbirlerinin kışlarından ayrılmazlar. Tabiri yerindeyse. Bu arkadaşımıza atmaca saldırdı. Atmaca saldırdıktan sonra biraz böyle sendeledi falan. Böyle sallavaş olmuş kuş nasıl ayakta duramaz? Öyle oldu. Atmaca bunu aldı, götüremedi arkadaşlar. Götüremediği yerde bıraktı. 3 gün sonra da zaten geri geldi. Geldiğinde de işte bu şekilde böyle daha kötüydü. Şu an topluyor. İyi. Uçuyor. Önceler uçmuyordu. Kümeste böyle şurada şu tenekeye geçmeye çalışıyordu sürekli. Geçti o tenekede, artık ne yaptıysa kendine. Bir anda böyle toplandı. Sürekli o tenekedeydi. Hiç çıkmıyordu. Yani düşünün, yemini bile ben yediriyordum. Götürüyordum, önüne yem koyuyordum. Su içmeye de ben çıkartıp geri yerine koyuyordum. Kendini topladı çok şükür. Görüyorsunuz yavrular var. Maşallah. Sayalım kaç tane yavru var. Bir siyah, iki çakmaklı. Onun arkasında bir siyah alaca var. Üç. Onun arkasında köşede bir çakmaklı var.
4. Bu vesileyle de yavru kuşlarımızı saymış oluruz. 4. Şunun ortasında bir tane çakmaklı var. 5. Hemen yanında bir göy var. 6. Hemen arkasında bir çakmaklı daha. 7. Şurada bir gökeş, bir bozması var. 8. Onun yanında bir gökeş, bir bozması daha. 9. Hemen yanında bir göy alaca belirdi. 10. Şurada hemen bir beyaz var. Beyaz pusta dişinin yanında. Muhtemelen onun yavrusu. 11. Şurada bir çakmaklı alaca var. 12. Hemen arkasında bir keşpir var. Kara keşpir. 13. Hemen onun arkasında bir göy var. 14. Göyün net yeri. 14. Şurada bir kara alaca posta var. 15. Bu onun olmuş. Bakın arkadaşlar. Bu bunun babası. Bunun babası da ispir nerede? 15 dedik, unutmayalım. İspir nerede? Oğlum böyle rüzgar estiği zaman çok tırsıyorum ya. Bir ara şu şöyle bir rüzgar eserken bir deprem oldu. Ben de o an böyle damlaydım. Hızla gitti resmen. Neyse arkadaşlar, İspir elbette olacak. 15 dedik. Keşpiri 15 dedik. Hemen onun arkasında bir çakmak daha var. 16. Bitmez arkadaşlar, bitmez. Bakın şurada. Şu yavrular kendi kendini yırtmak için böyle sağa sola gidiyorlar. Bir keşpir daha var. 17. Yanında bir çakmak göğe alacağı var. 18. Bir çakmakla alacağı. Orada. 19. Yanında da bir tane mor alacağı var. Acaba neyden korktuğunuzda kalktınız? Bir de bunların böyle ani hareketleri var. Önceden de oluyor muydu? Oluyordu. Şimdi tedirgin ediyor arkadaşlar. Hani böyle derler ya işte, kuşlar falan hisseder. Kuşlar hissediyorlar. İlk zamanlarında hani ikinci günü, üçüncü günü ben yemlemeye geldiğim zaman hiç yerlerinde durmuyorlardı. Hatta dama bile gelmek istemiyorlardı. O derece korkmuşlardı. O yüzden dolayı böyle bir çekimserlik kaldı. Hani ölmekten korktuğumuzdan değil diye bilmiyorum. Böyle adrenalin salgılıyor vücut resmen, böyle bir hareket olduğu zaman, bir his olduğu zaman. Arkadaşlar 20 mi dedik bilmiyorum. Muhtemelen 20 demişizdir. Şurada bir mor var. 21. Göy var. 22. Arkasında bir tane daha var. 23. Kümeste var mı? Kümeste o morun kardeşi var. Şunun kardeşi var. Nerede olduğunu bilmiyorum. 24 tane falan. Bakın bunların hepsi, saydıklarım hepsi yavru. Bunlar ne? Evet, bunlar ne dedikten sonra video kaydı durdurmuş arkadaşlar. 5 tane yabancı güvercin geldi. Onlarla uğraşırken yol tam böyle parça parça onları düşürmeye çalışıyorum ben. Kamera o anda kesilmiş. Yoldan da bir motorlu arkadaşımız egzoz patlatarak geçiyor. O yüzden dolayı kuşa değmedi yani, çarptıramadık. Kuşlar geldiği yere geri gitti. 5 tek kuş vardı. Bir tane siyah gümüş kurgu vardı içinde. Bir tane mülamans vardı. 2 tane beyaz vardı. 5.sini de hatırlamıyorum. Geldikleri yöne geri gittiler. Ben esnada onlarla uğraştım. Sonra uğraştıktan sonra kuşlar indi falan. Tabii kuşlar havada videosunu çektim. Kayıtta olduğunu düşünerekten oluyor bunlar. Ama böyle ekrana baktım ki kayıtta değilmişiz. Yani ortalama bir 3 dakikalık bir video. Ben boş boş konuşmuşum ama yani boş konuştum dediğim kayda girmemiş arkadaşlar. Video kayıttan çıkmış. Evet dostlar, kaldığımız yerden devam edelim. Bunların hepsi, bu saydığım yavruların hepsi ortalama 25 tane. Hepsi burada çıktı. Yani son yavrular bunlar. Daha fazla yavru almayacağım. Şurada 2 tane yavru var. Onun haricinde şurada bir tane vardı, düşmüştü. Bir tane kalmış. Bunun kardeşi dün yerdeydi. Aldım attım. Son yavrular arkadaşlar bunlar. Hani başka yavru almayacağız. Bu hafta pazar günü dişileri kaldıracağım. Çoğunu kaldıracağım. Hangi dişileri kaldırabiliriz mesela? Şöyle bir, nerede o arkadaş? Bir tane ahlaksız bir dişi var arkadaşlar. Bakın. Şurada bir saç var, görüyorsunuz. İlk enerjilerin ortasında. Orada bir dişimiz var. O kesin kalkacak. Niye diye soracak olursunuz. Arkadaşlar ahlaksız.
gereksiz. Erkek burada olmasına rağmen gidiyor sağda solda yatıyor. Erkekleri de götürüyor peşinden. Hiç gerek yok. Yani verim alabileceğimiz kuşlardan verim alamıyoruz. Zaten yavaş yavaş uçum zamanı da yaklaşıyor. Kuşların çoğu ikişerinde, üçerinde. Ortalama şöyle bir taş çatlasın bir ay falan var. Uçum zamanına girmek için. Evet dostlar, kaldığımız yerden devam edelim. Bu video biraz bayağı uzun olacak gibi. Size çakmaklı alacayla keşbiri göstermiştim. Onun haricinde şöyle bir sarı kanat. Nerede o sarı kanat? Şurada. Arkadaşlar bu babanın oğlu Kemal. Keyfi geldiği zaman uçar, keyfi gelmediği zaman gezintide bile değildir yani. Burada bile değildir. Ya kümestedir ya şurada sadece şeyin üstündedir, ızgaraların üstünde. Saklanır bir yere. Keyfi geldiği zaman arkadaşlar damda göremezsiniz. Kesin gezmeye gitmiştir. Çağırırsınız gelmez. Uçurursunuz uçmaz. Keyfi ne ya? Ha, potansiyel yok mu? Var. Keyfi ne uçmuyor arkadaşlar? Adam şimdi biz uçları yönetmeye çalışırken polis yönetiyor. Rüzgar varken konuşmama kararı aldım. Az önce ne güzel rüzgarsızdı. Güzel bir havaydı. Evet dostlar, hemen ikinci bir kuşumuza geçelim. Bu damın delilerinden. Bakın şurada bir kardeş var. Bir çakmaklı alaca. Bunun bir tane de kardeşi, bakın şurada hemen. Tır tır tır. Çekilin. Kanadın, gök kanadın hemen arkasında. Şurada. Bu değil, bu. Zaten benziyorlar ikisi de. Bunların ikisi arkadaşlar sürekli beraber uçar. Bak kuş insin, uçsun. Bir uçuyorsa diğeri de uçar. Şu an yan yana durmadıklarına bakmayın. Sürekli kuşlar indiği zaman bu iki arkadaş kendi halinde en son inerler. Bakarsınız o tarafta var, bakarsınız bu tarafta var. Bunların yani hiç söz dinleyesi yok. Bir başka kuşumuza geçelim. Zaten az önce de söylemiştik. Siyah alaca onun çocuğu. Bu da ispirin çocuğu. Yani aslına bakacak olursanız şu siyah alaca, arkadaki bu değil. Şu siyah alaca, şu arkadaki gök eşbir. Şu ikisi. Ondan sonra şurada bir siyah ispir var. Bir de onun şeyi var. Kardeşi var. Bunları unutmayın arkadaşlar. Bunlar hepsi ispirin yavrusu. Bir de ispir alacalar var. Pardon. Nerede ispir alacalar? Bir tanesi depoda. Onu biliyorsunuz, eski kuşlardan. Bir tane daha yavru olacak. O da burada. Arkadaşlar bu saydıklarımın hepsi şu ispirin yavrusu. Çeşit çeşit, rengarenk. Ölenler hariç, daha bir sürü öldü. Öyle bir ispir ki maşallah var. Her telden yavru veriyor. Şu kırmızı kanat, bu sarı kanat, şu gök kanat. Bir de mor olacak bir tane. Bir tane de mor var, kümeste o dişi çıktı. Ayrıca şu göğe alacak. Bunların hepsi aynı damın kuşu. Aynı damdan yavruyken depremde getirdiğim kuşların içinden. Evet, tekrar bakalım başka hangisi var. Başka yok arkadaşlar. Zaten şu yavruların hepsi hepsi burada çıkma. İşin komik tarafı, yani ben biliyorsunuz tamamen çiftli güvercin beslemeye başladım. Yavru alırız falan dedim. Cık, alamadık arkadaşlar. Ne zaman kuşları kendi haline bıraktık. Kuşlar kendi kendine toparlanmaya, yavru vermeye başladı ki gördüğünüz gibi saydık. En son çıkan yavrularımız 25 taneymiş. Siz düşünün artık burada kaç tane yavru almışız. Bir de şu göğe alaca var. Bununla sürekli arkadaşlar kesme var, aman gagası uzuyor. Bu arada şu kara kanat da, bakın bahsettiğim dişi göğe alaca bu. O kadar güzel, o kadar narin, o
kadar böyle hırçın bir yapının altında böyle şerefsiz bir kuş duruyor. Erkek olsa işte tadından yenmez. Ama erkek değil. Dışı çıktı. Şununla eş olmuş. Bütün erkekleri peşinden, ikisi bir hepsini peşinden sürüklüyor arkadaşlar. Yani gidiyorlar enerjilere konuyorlar. Gezmedikleri yer yok maşallah. Yani hayır, kuşa da hükmedemiyorsunuz. Hükmedebilseniz dersiniz tamam kalsın ama yok. Yani şu çakmaklı gibi akıllı bir dişi değil. Ondan sonra şu tip gibi, şu göykeşbir gibi akıllı dişilerden değil arkadaşlar. Yani kuşun huyunu bozan dişilerden, şu göğe alacak. Bakın hiçbir şey yaptın mı kendisine? Yok. Sürekli böyle. Yabancı kuş gelir böyle. Hiç böyle boş boş dururuz bu şekilde. Kümesin kapısını açarım, çıkar. Çıktıktan sonra direkt bütün damları tek tek dolaşır. Sonra karnı acıkır, susar. Gelir suyunu içer. Ondan sonra bir daha başlar. Huysuz arkadaşlar. Dostlar, videoyu kapattım. Kapatır kapatmaz daha bir tane kırmızı keşbir. Hop geldi böyle. Gezinti inmeye çalıştı. İnemedi. Döndü. Sekeledi. Yem attık falan. O kadar çok yorulmuş ki bakın. Direkt kümese geçti. Şöyle de bir kuş. Güzel bir keşbir posta. Kümese geçti. Normalde ben kuşu yakalayacağım zaman asla kümesin kapısını kapatmam. Şöyle kuşa bir kere baktım. Ben tabii videonun kapanışını yapmıştım. Bunu araya sıkıştıracağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu video videonun sonunda çekildiği için kaçağı yakaladık. Maşallah bu hafta bereket, nazarımız değmesin. Tekrardan göstereyim. Şöyle bir arkadaş kanadını da bantladım. Bakın görüyorsunuz zaten kuşun yeni kanadının bantlandığı belli oluyor. Ey dostlar, görüşürüz. Zaten arkadaşlar tanıtmadığım kuşları biliyorsunuz. Onlar eski videolarda var. Benim eski kuşlarım. Şu kırmızı keşbir olsun, şu köy olsun. Bunların hepsi eski kuşlar. Bizim arkadaşlar oraya güneşlenmeye gittiler. İki tane mi? İki tane kaçağımız var arkadaşlar. Biri şu kırmızı var. Biri de şu çakmaklı alacaposta. Dostlar, bu kuşları ben ne zaman yakaladım? Harduni'yi 2-3 gün önce yakaladım. Şu kırmızı Harduni'yi. Çakmaklı alacayı da dün yakaladım. Dün bir tane daha yakaladım, onu sahibine verdim. Evvelsi gün bir tane daha yakaladım, onu da sahibine verdim. Kuş var ya, yok değil ama dediğim gibi zaten az kuşçu olduğu için direkt sahibi çıkıyor, sahibine veriyoruz. Ama şu çakmaklı alacağı güzel ya, hoşuma gitti. Bunun kanadında bağ izi vardı. Şu sarımız hasta oldu. Hasta oldu dediğim ters kursak olmuş arkadaşlar. İnşallah kurtarabiliriz. Ters kursak dediğim şey, boğazlarında böyle sürekli bir su birikiyor. Onun sebebini bilmiyorum. Şu suluğu değiştirdim, yeni suluk aldım. Yeni suluktan sonra böyle oldu. Evet dostlar, bu pazar günü videosuydu. Ben bu videoyu çekerken bugün günlerden cumartesi. Allah'tan bir mani çıkmazsa yarın bu video yayında olacak. Arkadaşlar, videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Çünkü buna ihtiyacımız var. Etkileşim kazanmamız gerekiyor. Mesaj atmış oluyor. Ki bunu geçen hafta canlı canlı yaşadım. O yüzden dolayı arkadaşlar iyi ya da kötü videoya yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Dediğim gibi bu haftadan sonra farklı kümeslerde video gelecek. Ama şöyle bir şey var. Hani şimdi eski gittiğimiz damlara çıkamayız. Neden çıkamayız? Yani birçoğuna çıkamayız. Çoğu ya yıkıldı ya yıkılmak üzere. Yıkılmamışsa bile arkadaşlar güvenlik önlemi yok. Hani şimdi dama, adamların damına çıkıp da hırsızlara yol göstermiş olmayalım. Çünkü çıkılmayacak durumda. Elimden geldiği kadar herkesin videosunu çekmeye tekrardan devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.